أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Soğuk bir perşembe akşamı. Rabbimize hamdolsun. Yine sıcak sohbetle ısınacağız inşallah. Geçen hafta en son 70. ayeti okumuştuk. Birkaç ayet yukarıdan devam edersek. Merak etme, hızlanacağız. أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ. Buradaki أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا, hocamız burası üzerinde durmuştu biraz. Düşünmez, yani tedebbür olarak hayatın yalın gerçeklerini test edin bakalım. Buna uymayan bir şey var mı demiştik geçen hafta. اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلِ Onlar Kur'an'ın anlattığı gerçekleri hiç düşünmezler mi? اَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْاَوَّلِينَ Peki bu onların ilk defa tanık oldukları bir şey miydi? Yani atalarına gelmeyen yeni bir şey mi gelmişti onlara? اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ Yoksa Resullerini bilmiyorlar da onu ona yönelik bir bilmemezlik durumları mı var? Em yekuluna bihi cinne, yoksa içine cin kaçmış, yani cinlerden esinlenmiş birisi mi? Bel caehum bil hak, buradaki bil hakkı üzerinde de durmuştuk geçen hafta. Hakikati getirip ona şahitlik yaptı demiştik. Bel caehum bil hak ve ekseruhum lil hakki karihun, fakat onların çoğu bu gerçekten hoşlanmıyorlardı. En son bu ayete kadar gelmiştik hocam. Buyurun. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Ve le bittebe'al hakku ehva'ahum lefesedetis semavatu vel ard ve men fihin bel eteynahum bizikrihim fehum an zikrihim muridun. Bu ayetin, yani 71 mi oluyor? Hı hı. 71'in benzeri daha önce Enbiya suresinde geçmişti. Orada levkâne fîhima âlihetun illallah lefesedetâ şeklindeydi. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olmuş olsaydı, lefesedetâ, kesinlikle yerler ve gökler bozulur, dengesi bozulur, fesat çıkardı. Bozulmalar meydana gelirdi. Bu aslında bu okuduğumuzla birlikte düşündüğümüzde, ki burada da وَلَوِتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ hakikat onların arzularına tabi olacak olsaydı. Evet. لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضُ وَمَنْ فِيهِمْ hem gökler hem yer arasında, yani bütün bir varlıkta bozulma meydana gelirdi. Kesinlikle bozulurdu. Alt üst olur. Evet, alt üst olurdu. Benzer bir başka şey de Zümer suresinde وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلًا ف۪يهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلْ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا. İşte Zümer'i de okumuştuk, bu ayette geçmişti. Bu ayet bağlamında aslında hep kendimizi check edebiliriz, test edebiliriz. O da diyor ki, Allah şöyle bir darbu mesel veriyor size. İki kişi düşünün, o ikiden bir tanesinin fihi şurekâ'u müteşâkisûn, birçok sahibi var. Şüreka, şerik dediği sahibi. Yani bir işçi, 10 patron. Öyle düşün. Ve müteşakisun, bu patronlar da
her biri kendi aralarında bir tane işçi olduğu için. Yani herkes bir taraftan çay getir diye bağırıyor. Birisi çay diyor, birisi kahve diyor, birisi başka bir şey. Kendi aralarında benim kontrolüm altında olsun diye kendi aralarında çekişiyorlar. Şimdi böyle birisini düşünün. Bir de ve racülen selemen li racül. Bir kişi, hadi patron kelimesini kullandık, bunun için de kullanabiliriz. Bir patronu var. Yani bir kişiye bağlı. Hel yestevi, yani mesela bir düşünsenize, bunlar hiç müsavi olur mu? Elhamdülillah, hamd bütünüyle Allah'a ait ama bel ekseruhum la ya'lemun. Onların çoğunluğu bunun farkında değiller. Şimdi bunu pratik hayata yaydığımız zaman, yaygınlaştırdığımız zaman, evet, birçok ilah, daha önce çokça geçti biliyorsunuz, ilah ne demek? En kestirmesi neydi? Karşısında bir insanın kendisinden geçtiği şey onun ilahıdır. Oldu mu? Bilmiyorum. Yılmaz Bey nasıl? Tahayyara, çünkü demiştik. Bir kişinin uğruna kendisinden vazgeçtiği onun ilahı olur. Bu ilah maddi olur, manevi olur, semboller olur, kurumlar olur, olur da olur. Şimdi uğruna vazgeçilen şeylerin bir de çokluğunu düşünün. Bir tane olsa? Tabii paramparça oluyor. Nitekim o paramparçaya da daha sonra gelecek Hac suresinde efendim şirk koşanların, yani müşrikleri tanımlarken şöyle bir şey düşünün. Yeryüzünde bir okkalı ne diyelim ona, avlayan akrep. Yok. Havada uçup kartal. Evet, gelmiyor işte. Yaşlandık. Kartal vurmuş, havalanmış. Ondan sonra da yukarıdan bırakmış ve paramparça olmuş. Her bir parçasını da rüzgar bir başka tarafa savurmuş. Kişi gibi düşünün. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرِ اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَح۪يقٍ. Şimdi bir parçalanmışlık halini düşünün. Yani kartal vurmuş, kaldırmış avını diyelim. Böyle epeyce yüksekten bırakıyor ve o bıraktığı av parça parça olmuş. Her bir parçasını rüzgar bir tarafa, bir başka tarafa savurmuş. Bir savrulmuşluk hali. Bakın, savrulmuşluk hali. Rüzgarın önünde savrulan bir kişilik. Sabitesi yok. Bu savrulmuşluk mesela doğrudan kendi arzuları olabilir. Olur mu? Ayeti hatırlıyoruz. اَفَرَيْتَ مَنِ اتَّخَدَ اِلَٰهَهُ هَوَى. Arzularını ilah edineni hakkında ne dersin ey peygamber? Kendi arzuları. Çünkü zaten arzu kelimesi olarak ifadelendiğim şey hevadır. Hava var ya, aynı. Hava. O rüzgar alıp önüne böyle kasıp kavuruyor. Savuruyor onu. Yine bir başka surede kafirler belillezine keferu fi izzetin ve şikak. Şikak, parçalanmışlık içerisindedirlerdir. Şak şak. Bir parçalanma hali. Nerede? İnsanın iç dünyasında zihinsel olarak bir parçalanma. Yani tamamen rüzgarın esişine göre ya da konjöktür hazretlerinin
ya da moda çerçevesinde bir takım yerlerden oluşturan moda akımları ve bu doğrultuda savrulup gidiyor. İhtiyaçlarını kendisi belirlemiyor. İhtiyaçları bir başkası belirliyor. Ve fakat onun peşinde koşturulan şey olarak iç dünyasında parçalanmış. İşte bunun mukabili olarak ve racülen selemen li racül. Bir kişi ki tek ilahı var ve o tek ilah ilginç. İstediği belli ve en önemlisi istediğini asla kendisi için istemiyor. İstediğini sadece o kişi var ya, ona kul olan, onun için istiyor. Kendine bir çay koy. Ya da ben içkiden hoşlanmıyorum diyor. Bu aslında onunla alakalı değil, onunla alakalı. Bu senin için çok zararlıdır, bundan uzak dur anlamında. Şimdi velevi teba'al hakku ehvâhum, hak onların arzularına tabi olacak olsaydı bütün sistem tarumar olurdu. Buradan mesela şunu da aklımızda tutalım bu ayet çerçevesinde. Bu söyleyeceğim meseleyi de Hucurat suresinde Bedeviler üzerinden bize aktarır. Bedevi dediğimiz kimdir? Bedevi yerleşik, yani şehirli olmayan Arap köylüleri, böyle kaba saba, yani ölçü tanımaz, zarif değil. Evet, aynen öyle. Ya bunlar Allah'a dini öğretiyorlar. Evet, evet. Allah'a tam kul etuallimun Allah'a bidinikum, de ki onlara, ya siz Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Tam kelimenin kelimesine bu. Etuallimun Allah'a bidinikum. Siz Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Yukarıdan aşağı gelmişler bir kısmı peygamberimize galetil a'rabu amennâ, biz iman ettik, inandık. Bak başkalarıyla savaşıyordun, onlar savaşma sonunda inandılar, biz ise doğrudan inandık. Şu Beytülmal'den, ganimetten bize biraz daha fazla ver. Yemunnûne aleyken eslemû, ya teslim oldular diye sana minnet ediyorlar. Kullâ temunnû aleyye islâmekûm, sizin bu teslim oluşunuzu kesinlikle bana minnet etmeyin. Bellillahu yemunnu aleykum en hedaikum lil iman. Bilakis eğer minnet etmesi gereken birisi varsa, Allah sizi hidayete ulaştırdığından, bu iman gerçeğine ulaştırdığından dolayı Allah size minnet etmesi gerekir. Allah size minnet etmesi gerekir. Ama tersine siz öyle, ayet öyle diyor. Bellillahu yemunnu aleykum en hedaikum lil İslam. Eğer bir minnet etmek gerekiyorsa Allah size minnet etmesi gerekir. Bak size yol gösterdi. Onun üzerine siz Allah'a din mi öğretiyorsunuz? İşte günün meselesi, problemi budur. Allah'a modern dünyanın bedevisi yok mu? İşte o anlamda diyorum. Modern dünyanın bedevisi, bak, Allah'a din öğretmek bugün en önemli meselemiz budur. Ve din olarak kabullendiğimiz, inandığımız, bir şekilde anlamlandırmaya çalıştığımız dünyamıza bakın, o kadar çok ölçü belirleyen, hüküm koyan, efendim, ve konulan o hükümler, o algılar, o anlayışlar, ya Allah'ın kitabıyla örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu, böyle bir kaygı içerisinde olmadan hele hele bu dünyayı biraz vazgeçelim. Özellikle ve bilhassa gayb alanı dediğimiz ahiret alanı ile ilgili. Bir düşünün şöyle, sağımızda, solumuzda, çevremizde. Ahiret alanı. Gayb bu da.
Ahiret dediğimiz gayb. Ve gaybın mutlak alimi Allah. Alimul gaybi ve şehade. Gayb dememizin sebebi bu zaten. Ve o alana dair bir din inşası. Uçan, kaçan, alıyor, veriyor, kurtarıyor, geliyor, gidiyor. Cenneti parselliyor. Parselliyor tabii. Bir sürü şeyler. Yani oluşturulan bu dine haşa Allah da dese ki ya madem siz iyi niyetle böyle şeyler yaptınız ben de bunu kabul edeyim. İşte gökler ve yer arasındaki bütün varlık bozulur. Fesat, fesat meydana gelir yani. Gibi. Bu malum süreçte başımıza gelen bu felaketin baş mimarı, ben diyorum 2 ya da 3 yıl önceydi. Arkadaşlarımıza bir vesileyle bahsetmiştim bilirler. Fakülteden aşağı Aksaray metrosuna gitmem gerekiyor. Oradan da acil bir yere bir sempozyum şey var, bir konferans var, oraya gideceğim. Bindim taksiye, baktım. Dediğim bu herhalde bir 3-4 yıl kadar oluyor. Şoför huşu içerisinde dinliyor ve bu Pensilvanya vatandaşı konuşuyor. Hiç hilafsız ve abartısız söylüyorum anlatılanı. Diyor ki insanlar genel olarak işte iki kısım. Bir, ortada böyle cavcavlı olarak gözüken, büyük büyük gözüken adamlar vardır. Hani çok albenisi yüksek olan. Bir de kimsenin böyle tenezzül etmediği kıtniler işte böyle kenarda, köşede şeyler vardır, insanlar vardır diyor. Bunlara fazla kimse itibar etmez diyor. Adam yerine de koymazlar bunları. Fakat diyor hemen hemen her beldede bundan birer iki tane ikişer bulunur. Bunlar birbirlerini bilirler. Halk tanımaz ama bunlar. Bunlar birbirlerini bilirler. Ve zaman zaman bunlar bir araya gelirler. Bakın asıl vurgulamak istediğim şey şundan sonraki cümleleri. Bunlar alemin yönetimiyle alakalı bazı kararlar alırlar. Allah da onların aldığı bu karara tabi olur. Şaka falan yapmıyorum. Şimdi anlatacağım bakın. Ya alemin yani kevni olan. Ya şimdi bu dinlediğim fakültenin bizim Fatih'te arkadaşlar önünden Aksaray metrosuna kadar pür dikkat dinliyorum. Orada bir ışıklar vardı Aksaray'da. Onun yanında biraz durunca biraz daha zaman oldu. Şimdi ya bu vatandaşa bir şeyler söylemem lazım. Fakat o kadar huşulu dinliyor ki kendinden geçmiş. Ancak benim mesafem yani bir 100 metre bir şey kaldı. Açıkçası bir şey söyleyemedim. Fakat dinlediğim radyoydu. Böyle içime oturdu. Ya sapıklığım bu kadarı fazla değil mi? Diye mırıldandım kendi kendime. İndim gittim. Aradan biraz zaman geçti. Evdeyim. O zaman vardı Mehtap TV. Açtım. Bir baktım. Aynı konuşma. Bu defa görüntülü olarak. Furkan burada mı bilmiyorum. Gelmedi galiba. Dedim ki şunu hemen kaydını al dedim. Yani şeyden bir ekran kaydını al koyalım bunu arşive dursun kaydını aldık onu. Gelenek içerisinde de yani o geleneğin içerisinde mesela ricalul gayb'dır bunun adı. Tabii divan-ı salihin dedikleri ricalul gayb, gaybın adamları böyle de tabir edilir. Ne yaparlar bunlar? Bunlar yeryüzünün yönetimiyle alakalı zaman zaman oturur kararlar alırlar.
Kim dedi bunu? İşte bunu kendisine Müslüman olduğunu söyleyen, ahirette bir takım hesaplar, kitaplar yapan insan söylüyor. Allah'ım sana hamdolsun ki bunların hepsi yalan. Hocam hiç Müslümanlar lehine kararmıyor bunlar. Her İsrail'in lehine kararmıyor. Bu da ayrı bir şey. Vallahi ya, hiç Müslümanın lehine kararmıyor. Yani Allah'ım sana hamdolsun ki bunların hepsi yalan. Hepsi yalan ve sadece bu varlığı yöneten, yaratandır. Yaratmaya an be an devam eden Allah'tır. Ve o herkesin, hepimizin Rabbidir. Bu bölümden sonra, bu surenin sonuna kadar yoğunluklu bir tevhid vurgusu, tevhid inancı üzerinde durulacaktır. Onun için böyle bir giriş yaptık. Tevhid meselesi 24 saat konuşsak, 365 gün konuşsak, her an konuşmayı hak eden bir meseledir. Allah selamet versin. Yok, ha, geçenlerde rahmetli oldu Muhammed Kutup, Seyyid Kutup'un kardeşi. Onun La İlahe İllallah diye bir kitabı Türkçe'ye yayınlandı. Bu söylediğimde yine nereden baksan bir 5-10 yıldan daha fazla oluyor, belki daha fazla. Girişinde diyor ki, ömrüm aslında bunu anlatmakla geçti. Geriye dönüp baktım ki hiçbir şey anlatmamışım. Ve yeniden bunun konuşulması gerektiği kanaati hasıl oldu. Onun üzerine bu kitabı yazıyorum diyor. Kitabın sonunda diyor ki daha hiçbir şey söyleyemedim. Çünkü La İlahe İllallah meselesi salt teolojik bir mesele değildir. Ya nedir peki? Her an ayağımızın altından kayan zaman ve mekanı Allah'tan yana okumak, anlamak, anlamlandırmak ameliyesidir. Tüm zaman ve tüm mekanı, olup biten her şeyi Allah'ı merkeze alarak, bakın Allah'ı merkeze alıp zihnin, fikrin, düşüncenin, inancın tam merkezinde ve oradan yana zamanın ve mekanın ruhuna ulaşmak. Sanal kurgu, sahte algılardan kurtulmak suretiyle gerçekçi bir tasavvura, gerçekçi bir algıya, gerçekçi bir zihin yapısına ulaşmaktır. Onun için değerli kardeşlerim, bu olmuş bitmiş bir olay değildir. Bakın, iman meselesi, ki tevhidin bir şey olarak, gereği olarak, iman meselesi hiçbir zaman olmuş bitmiş bir olay değildir. Yani bir defa La İlahe illallah dedik, ya da bir camide gittik, La İlahe illallah dedik, imamın eşliğinde falan. Dedik ya işte Müslüman olduğumuzu söylemekle de alakalı değildir bu. Söylemek değil, Müslüman olmakla alakalı bir şeydir. Müslüman olduğumuzu söylemek, yok böyle bir şeyimiz yok. Tabii, vidadır. Şunun içindir, mesela ikrar dediğimiz şey şundan dolayıdır. Çevrenizde ve etrafınızda olan insanlarla olan ilişki tanzim etmek açısındandır ikrar. Ya yani ey insanlar, safınızı belirliyorsun. Ben Müslümanım, ben müminim. O da diyor ki ben de müminim. Ha öyle mi, iki mümin olduk? Ha, ötekisi diyor ki ben de müminim. Üç kişi olduk. Birlikte mümince bir duruş ortaya koyalım. İkrarın sözlü tarafının karşılığı budur. Onun ötesindeki bütünüyle bir zihin, bir algı, bir anlayış, bir yüreğin adıdır. Bir yüreğin adı. Her an tekrarlanması, tazelenmesi, yenilenmesi gereken bir şey. Yenilenme, tecdit, teceddüt dediğimiz. Çünkü tekrar biraz önce söylediğim cümleye bağlayalım.
altımızdan akıp giden zaman ve mekan periyodu var. Zaman da akıyor, mekan da akıyor. Ve biz akan bu zaman ve mekan periyodunda her karşılaştığımız zamanı ve mekanı görmek, anlamak, ruhunu keşfetmek ve bunu yaparken Allah'tan yana bir okuma. Ha, o söylenen şey. Evet. Tabii. Evet. O. Yani ricalul gayb. Yani şimdi isim vermek istemem burada. Şu anda Türkiye'de din işleriyle ilgili olan bir kurumun ikinci adamı sayılabilir. Ve akademisyen. Bunun kitabını yazıyor. Israrlı bir şekilde bunu savunuyor. Ricalul gaybı savunuyor. Ya, yani yaranın derinliğini siz varın, buradan çıkarabilirsiniz. Bel eteynâhum bi zikrihim fehum an zikrihim muridun. Harika, altı çizilebilir bunun. Bilakis hakikat, bel eteynâhum bi zikrihim. Onların şerefini, onurunu, haysiyetini ortaya çıkarmak üzere geldi. Daha doğrusu biz ortaya çıkardık. Fakat fehum an zikrihim muridun. Şey olarak onlar bu zikirden yüz çeviriyorlar. Bunun birebir karşılığı şu. Biz onlara şereflerini, İzzet ve onurlarını verelim. Ona sahip kılalım. Şereflendirelim diye gönderdik. Onlarsa bu şereflerinden, bu izzetlerinden, bu onurlarından, onurlanma vasıtasından yüz çeviriyorlar. Başka ayetlerde de buna işaret ediyor. Bu ilahi kelamın hem senin hem de kavmin için bir izzet, bir şeref, bir onurdur. Çünkü Mekke müşrikleri وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّ Allah'ın berisinde bir takım ilahlar ediniyorlar. Kendileri için onur, şeref vesilesi olsun diye. Buna aidiyet diyoruz. Aidiyet. Herhangi bir yere, bir duruma, bir şere ait olmakla, aidiyet duygusuyla onur kazanmak. Bakın. Ya ben mesela şu partiye mensubum. Ya da ben şöyle bir görevdeyim. Statü tabii. Ben şununla arkadaşım. Ya ben de tanırım. Tabii iyi tanırım onu falan. Şimdi ama öyle bir yerde söylüyor ki bunu, öyle bir şekilde söylüyor ki, yani ben de iyi tanırım, tanışırız kendisiyle derken bir aidiyet vurgusu yapmaya çalışıyor. Ve oradan bir statü oluşturmaya çalışıyor. İslam, Müslüman olmak, izzetse işte bu, onursa bu. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'de epeyce yerde geçen en asil niteliği abd'dir. Abd. Tebarekellezî nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil âlemîne nezîre. Abd. Kul. Kul. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram. Kulunu, kul. Köle değil ama. Kul. Ve lemma kâme abdullah yed'u kâdû yekûnûn aleyhim libedâ. Abdullah. Ne zamanki Abdullah kıyama kalktı, o Mekke müşrikleri üzerine üşüştükçe üşüştüler Cin suresinde.
Abdullah, Allah'ın kulu, eğer bir onur niteleme ve bir onur, bir izzet meselesi ise, evet, olabilecek en aziz şey odur. Em teseluhum harcen, yoksa ne o ey peygamber, sen onlardan bir haraç mı istiyorsun? Tabi bir ücret mi istiyorsun demek? Bir bedel mi istiyorsun? Olsun. Fe haracu rabbike hayır. Sen istemiyorsun. Şunu biliyorsun ki Rabbinin sana vereceği onlardan daha hayırlı. Peygamberimizin samimiyetinin, tebliğdeki samimiyetinin en açık göstergelerinden bir tanesi bu vurgudur. Ve ma eselüküm aleyhi min ecir. Sizden hiçbir karşılık beklemiyorum. Hiçbir karşılık, hiçbir ücret istemiyorum. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Benim mükafatım alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Allah da onca verdiği şeye karşılık kendisi için bir şey istemez. Kendisi için hiçbir şey istemez. Çünkü buna ihtiyacı yoktur. Ve peygamberimiz, tüm peygamberler anlatılan şeyde, kavimlerinden hiçbir talepte, kişisel talepte bulunmamışlardır. O istememişlerdir mesela. Cemaata üye toplamaya gitmemişlerdir. Kendilerinden önceki peygamberler için kurban falan talep etmemişlerdir. Asla. Sen böyle bir şey istiyorsun ki istemiyorsun. Ve huve hayrur razikin. Rabbinin sana vereceği mükafat, karşılık senin için daha hayırlıdır. Ve huve hayrur razikin. Rızık verenlerin, yani imkan şey yapanların en hayırlısı Allah'tır. Ve inneke leted'uhum ila sıratin müstakim. Sen ey peygamber onları sadece ve yalnız sıratın müstakime çağırıyorsun. Bakın bu da çok önemli bir şey. Şimdi neden önemli? Şundan dolayı. Peygamberimiz son tahlilde bir insandır. Bir beşerdir. Çevresinde ve etrafında onca şey var. İğnelemeler var. Mesela daha önce geçti. Sabi'in bu dinden döndü. Mürtettir. Biraz önce geçmişti. Mecnun, şair, kahin. Bir sürü şeyler var. Propaganda yapıyorlar. Etrafında olan müminlere de, ona tabi olanlara da, ya bu ne zuhur birisi, bunun geleceği yok, ne dediği de belli değil. Bu ve benzer şekilde önüne setler koyuyorlar. Zaman zaman peygamberde bir insan olarak bu türden bazı kaygılar olduğunu anlıyoruz. Acaba benzerini Hazreti Musa'da gördük. Taha suresinde. Beni mi buldun dercesine? Ben miyim? Bu Firavun'a baş kaldıracak olan ben miyim? Allah Teala ona sayıyor. Bir sürü verdiği imkanları, nimetleri sayıyor. Diyor ki bir hatırlasana bak. Ve fetennâke futûna. Musa seni böyle ateş çemberlerinden geçirdik. Denedik. Sümme ci'te alâ kaderin ya Musa. Evet, kaderin seni bugün bu noktaya getirdi. Tam böyle şey bir deyimdir. Benzer bir durum Peygamberimiz Aleyhisselam'la ilgili de söz konusudur. Bundan dolayı bu vurguyu ve inneke leted'uhum ila sıratin müstakim benzeriyle birlikte Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala sıratin müstakim vurguları hakim vurgulardır. Neden? İçinden geçirdiği acaba ben miyim?
herkes yanlışta ben mi doğruyum? Doğru bir soru değil mi? Bugün de anlamlı bir soru değil mi? Buyurun. Herkes yanlış da ben mi doğruyum? Öyle diyor bir Alman filozofu. Bir insanın herkes yanlış, ben doğruyum demesi son derece zor bir iştir. Ama herkes yanlışsa ben ne yapabilirim? Herkes yanlışsa ben ne yapabilirim diye soruyor. Bakın, diyebilirsiniz ve söylenebilir sağdan soldan. Ya herkes bir şey söylüyor. Baksana, din iman pazarı öyle bir pazar oldu ki, değil mi? Karma karışık. Yani kimisi kaval eşliğinde hikaye anlatıyor, kısa anlatıyor. Kimisi kavalsız anlatıyor. Kimisi sular eşliğinde anlatıyor. Acayip bir şey bu. Seyirci. Tabii seyirci. Hepsi bunlar bir. Yani çok doğal olarak herkesin, hepimizin şunu demesi mümkündür. Ya hakikaten ya herkes yanlışla ben mi doğruyum demesi mümkündür. Tam böyle bir soruyu peygamber soruyor. Zihnin arka tarafta acaba diyor. Bunu görüyoruz izlerini. Ve bu kitabı gönderen Allah ona diyor ki evet sen sırat-ı müstakime, yani ne demek sırat-ı müstakim? Allah'ın rızasının ve iradesinin bulunduğu yol, razı olduğu yol. Sen buna çağırıyorsun. Hem de vurgulu ve inneke leted'uhum. Sen kesinlikle onları sırat-ı müstakime çağırıyorsun. He. Sizi bilmem ama kendi hesabıma şunu yapabilirim, yapmaya çalışıyorum. Eğer mesele İslam'sa, İslam, yani İslam dediğim Allah'ın en son gönderdiği peygamber ve son kitabı, razı olduğum din ise benim meselem, bunda açık olmam lazım. Önce bu. Bunda net olmam gerekiyor. Benim meselem bu. Önce bu. Ha bunda bu kitabı insanlığa tebliğ eden peygambere Allah diyor ki sen bu kitap vasıtasıyla, bu hitap vasıtasıyla sırat-ı müstakime çağırıyorsun. Ve tam sırat-ı müstakim üzerindesin ey peygamber. Tamam. Ortada ne Ebu Hanife var, ne İmam Şafii var, ne Ahmed İbni Hanbel var, ne Şah-ı Nakşibendi var. Hiçbirimiz yokuz. Dikkat kesin. Hiçbirimiz yokuz. Ne var peki? Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselam ve onun gerçekleştirdiği bir yolculuk var. Mekke'den Medine'ye devam eden. O yolculuk esnasında, süreç içerisinde Allah Teala ona süreç dahilinde aşama aşama vahyediyor. Ve vahiy de bu. Yabancı bir şey yok elimizde. Vahiy de bu. Bu vahiyler doğrultusunda onu gönderen Allah diyor ki sen kesinlikle sırat-ı müstakim üzresin ve onları buna davet ediyorsun. Şöyle bir çok öteden birisi şöyle bir şey söyleyebilir. Yani bu kitabın doğru olduğunu kim söyledi sana? Bu ayrı bir tartışma. Söyleyebilir. Buna bir şeyim yok. Onunla ayrı bir fasıldan konuşuruz. Gücümüz yeterse. Ama o fasılda değilim şimdi. Şimdi doğrudan yani din, bakın din diyor ya Kur'an. Din. Hangi din? Diye soralım. Hangi din? Onca şey söyleniyor, konuşuluyor, tartışılıyor. Tamam. Hangisi bunların? Anlamlı bir soru değil mi? Hangisi bunların? Hangisi aynı ve benzer kaygıları
süreç içerisinde yaşayan bir peygamber, Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselam ve ona onu gönderen, bu işle mükellef kılan Allah, gönderdiği ve davet ettiği o şeyden dolayı sen sırat-ı müstakim üzresin. Peki ne diyor peygamber çağrısında, ne diyor? İşte şunları diyor. Peygamberin çağrısı, daveti şu kitapta, burada yer alan şeyler. Ya bunun ötesinde başka bir şey söylemiyor mu? Ha, peygamber bu çağrıyı yaparken aynı zamanda bu çağrının ilk muhatabı, ilk mükellefi, ilk mümini, bu çağrı onda neyi gerekli kılıyorsa zaten onu da bil fiil, fiili olarak gerçekleştiriyor. Bakın, fiili olarak gerçekleştiriyor. Peygamberin gerçekleştirdiği şeyler şunun dışında olan şeyler değildir. Bu kitabın dışında olan şeyler değildir. Çünkü vahiy bir defa da gelmedi. Süreç içerisinde geliyor. Her defasında hem yeni bir yol açıyor, hem de daha önce yapıp ettiği, konuştuğu şeylerde herhangi bir şey varsa onu tasfiye ediyor ya da teşvik ediyor. Yeniden teşvik ediyor. Onun için şaşkın durumda değiliz. Yani eyvah ne yapacağız ya, bu kadar söylem, bu kadar din, diyanet falan içerisinde hangisi? Yok. Allah'ın elçisini, Allah Teala'nın sen sırat-ı müstakim üzere, doğru yol üzerindesin dediği yol. Ve burada sen buna çağırıyorsun diyor. Hazreti Ayşe validemiz, hani bildiğiniz peygamberin ahlakı soruluyor. Ne diyordu? Kâne hulukuhu el Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı. Okumuyor musunuz Kur'an'ı diyordu. Ve innel lezîne lâ yu'minûne bil âhirah ani sırâti lenâkibûn. Ne var ki ahiret, yani senin vermiş olduğun bu yolun sonuna dair habere güvenmeyenler, sadece ona güvenmeyenler, anis sıratı le nakibun, bu sırattan, bu çağrıdan onlardır gerisin geri ökçeleri üzerine yüz çeviren ve ona karşı bir duruş ortaya koyanlar. Ve lev rahimnahum ve keşefna ma bihim min dur lelecu fi tuyanihim ya'mahun. Ne var ki eğer biz kendilerine acıyıp işte bir takım sıkıntılara maruz kalıyorlar insani olarak, mesela kıtlık olur, hastalık olur, şu olur, bu olur ve biliyorsunuz düşen uçakta ateist olmaz. Şimdi o düşen uçak noktasında bir takım sıkıntılara maruz kalıyorlar ve yalvarmaya başlıyorlar. Mesela ve izâ gâşyehum mevcun kezzuleli da'avullâhe muhlissine lehuddin. Denizin ortasında böyle dağlar gibi dalgalar onları kuşatıyor ve başlıyorlar da'avullâhe muhlissine lehuddin, içtenlikle Allah'a yalvarmaya. İçtenlikle yalvarıyorlar. Böyle sıkıntılar, bu maddi sıkıntılar, manevi sıkıntılar, hastalıklar, kıtlıklar falan, böyle tattıkları, biz merhamet edip وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ دُرْ, onların bu sıkıntılarını gidersek, gidermiş olsak, gidersek de لَلَجُّ فِي تُوْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, onlar kendi azgınlıkları içerisinde kesinlikle gömülüp giderler. He. Olay şu. Şimdi mahallemizin de ilginç hikayeleri var bu noktada. Efendim, din, iman meselesi söz konusu olunca, ya yani şu gecede şu kadar namaz kılsak hemen bir çırpıda meseleyi halletsek. Ya da özellikle cinci minci şeyler daha fazla rağbet görür. Yani duydum ki şu surenin şöyle bir fazileti varmış. O sureyi
zaman zaman geliyor böyle şeye telefonlara bol miktarda herhalde sizlere de geliyor. Ya bu gece şu kadar sureyi okuyalım, göreceksiniz efendim Halep kurtulacak. Şu sureyi şu kadar okuyun, bakın şu sureyi şu kadar okuyun, şöyle olacak. Bunların her birerlerinin mantığı şurada anlatılan mantıktır. Sureler şu kadar okunsun da Halep Esad zulmünden kurtulsun diye nazil olmadı. Esad zulmünden kurtulmanın yolu başka bir şey. Bu ayetler bizim şu sıkıntımızı, şu hastalığımızı gidersinler diye inmedi. Bu ayetler varlık sancısı çeken insanlar için indi. Hayatta olmanın, var olmanın, yaşamanın, burada bulunmanın o acıtıcı sıkıntısını, kaygısını duyanlara cevap olsun diye indirildi. Cevap cevap. Ha, rahatlatma tabii olur. Ama bu anlamda bir cevap var. Soruya cevap. Soru nerede? Soru bizde. Soru bizim dünyamızda. Sorarsanız tabii. Böyle bir sorusu yok. Ne var peki? Ya şu sureyi şu kadar okursanız şu kadar işte mükafat alıyorsunuz, ecir alıyorsunuz. Şu dertlerinizden hatta asın, duvara asın. Nedir bu? Bu bereket duası. Astığınız zaman böyle işte bereket yağıyor. Rızkınız genişletiyor. Sağlık oluyor. Hiçbir tanesi, bunların hiçbirisi Kur'an'ın iniş gerekçesi değildir. Hocam acı olan camilere yeni elektronik kanallar koymuşlar. Bunlar orada geçiyor. Caminin görevlisi yazıyor. Bizim mahalle böyle. Yani mahalle bu. Kur'an kendine ait olarak indiği alandan bir başka tarafa çekilerek buharlaştırılıyor. Okudunuz. Gece sabaha kadar Fetih Suresi okudunuz. 10, 20, 30, 40 ve yaydınız. Dediniz ki herkes güzel defa Fetih Suresi okusun. İznillah Halep düşmekten kurtulacak. Ve bir de rakamı Türkiye genelinde toparladınız ki milyonları geçmiş. Ertesi gün zulüm devam ediyor. Ne yapacağız şimdi bu sureleri? Tecvitsiz okuyun. Ne yapacağız bu sureleri? Bir daha okuyalım hadi toparlayalım. Hangi tür abdestle istiyorsanız o abdestten bir daha okuyalım. Bir daha okuyun. Okumanıza gerek yok isterseniz Halep'e Kur'an yığın. Bir sure değil kesmez. 114 sureden teşekkül etmiş Kur'an'ı yığın. Şimdi 114 sureden oluşmuş binlerce Kur'an oraya yığdık ve fakat verdi ateşi yaktı zalim. Suç Kur'an'da mı, bizde mi, yakanda mı, yakılanda mı, hangisinde? Daha tehlikesi var hocam. Ya Halep kurtulursa? İnşallah kurtulsun. Hep ondan sonra okuduk da öyle oldu. Daha sonra zaten onlar yapılıyor. Bitireyim. Velev rahimnahum ve keşefna ma bihim min dur. Merhamet edip onların sıkıntılarını biz izale etmiş olsak da le leccu fi tuyanihim ya'mehun. Kesinlikle onlar kendi azgınlıkları, körlükleri içerisinde dalıp gideceklerdir. Dalıp gideceklerdir. İsrailoğullar hep böyle olmuştur. Araf suresini okuduğumuzda Hazreti Musa iki adında bir. Ne olur?
ne olur Rabbinin yanındaki şeyin var ya, dua et de şu şöyle olsun. Bu her bir durum değiştiğinde anlık olarak görüyor ve ondan sonra bildiğini okuyor. Tekrar söyleyeyim, ilahi kelam bu anlamdaki marazlarımızın karşılığı değildir. Zihni, fikri ve o fikri durumumuza dair eylemsel eylem, istikamet anlamında bir yol bulmamız için ilahi bir rehberliktir. Nasıl? Tabii tabii. Aynı fikir. Yahudileşme temayülü demişti bir arkadaşımız, bildiğiniz gibi böyle bir kitap yazmıştı. Yahudileşme temayülü. Peki. 76. ayette ikinci bölümde devam edelim inşallah. Selam.